Bakan Arslan ve Demircan Korkunç Kazan'ın olay yerinde kapat Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bakan Arslan'ın Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile kaza yerinde incelemelerini sürdürdüğünü açıkladı. Tekirdağ'ın Muratlı ve Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerine geldi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma, yardım araç gereçlerinin kaza yerine ulaştığı belirtilerek şöyle denildi. Bakanlar Arslan ve Demircan olay yerinde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerinde incelemelerini sürdürmektedirler. Kaza sahasında çalışmalar ve işlemler devam etmekte olup, devrilen vagonların kaldırılması için bir adet 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma, yardım araç gereçleri kaza yerine ulaştırılmıştır. Yaralı yakınları, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilgi İletişim Merkezi, SABİM, 184 nolu telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilirler. Yaralıların sağlık durumları bu arada Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralananları, tedavi gördükleri Çorlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakanlar Demircan ve Arslan, Çorlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada tedavi gören yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Demircan ve Arslan, yetkililerden bilgi aldı. Tren kazası ile ilgili flaş gelişme, Başbakanlık nedenini açıkladı. Tekirdağ Çorlu'da tren devrildi. İşte ilk fotoğraflar, haberin fotoğrafları için tıkla.